Depresyonla bağlantılı rahatsızlıklardan biri bipolar bozukluktur. Bu rahatsızlık daha önce manik depresif bozukluk olarak da adlandırılırdı. Bipolar terimi ise bir kişinin duygu durumunda yaşadığı aşırı yükselmeler ve düşüşleri ifade eder. İnsanlar hayatları boyunca inişler ve çıkışlar yaşarlar ve bu son derece normaldir. Ama burada bahsettiğimiz durum tamamen farklı. Kişi Depresyon döneminde ağır bir depresyon geçiren birinin belirtilerini gösterir ve depresyon dönemlerini mani dönemleri takip eder. Bu dönemse taşkınlık ve gerçek dışı iyimserlikle karakterize edilebilir. Mani döneminde aşırı enerjik hissetmek ve coşkulu olmak, iyimserlik ve aşırı kendine güven duygusu görülür. Şu an kendi kendinize bunun kulağa çok da kötü gelmediğini söylüyor. İyi bir dönem olduğunu ve bu dönem içerisinde çok verimli olabileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu düşüncelerinizde hipomani olarak da adlandırılan maninin orta seviyeleri için haklı olabilirsiniz. Evet, çok fazla enerjiye sahip olup uyuma ihtiyacı hissetmediğiniz zaman daha verimli olabilirsiniz. Bu kişiler kendilerini çok iyi hissederler ve bazı şeylerin yanlış olduğunu kabul etmeyebilirler mani dönemi devam eder ve derecesi artarsa şu ana kadar saydığımız her şey uçlarda yaşanmaya başlar. Kişiler sonuçlarını düşünmeden hareket etmeye ve kararlar vermeye başlarlar. Örneğin, kredi kartı limitlerini bir günde doldurup gerçekçi olmayan bir işe giriştikleri için tüm yatırımlarını kaybedebilirler. Aynı zamanda umursamaz davranışlar da göstermeye başlarlar. Çok hızlı araba kullanmak ya da riskli ilişkiler kurmak gibi mani döneminin başlarında görülen yaratıcı düşünce başlangıçta çok işlerine yarasa da bu fikirler zaman içinde yanılsamalara, kendini büyük görme duygusuna ve gerçek dışı fikirlere dönüşür. Depresyon döneminde her şey sanki yavaşlamış gibi hissedilirken mani döneminde her şey aşırı derecede hızlanmıştır. Uyumazlar, kalp atışları çok hızlıdır. Düşünceler zihinlerinde adeta yarışır. Mani dönemi sonundaysa hasta çöküşe geçer ve ağır depresyon kendini göstermeye başlar. Daha önce de söylediğimiz gibi tüm hipomani atakları tam mani ataklarına dönüşmeyebilir. Dönüştükleri duruma tip 1, dönüşmedikleri duruma da tip 2 bipolar bozukluk denir. Bu iki tip bozukluğu ve diğer depresif bozukluklarla olan ilişkilerini bir grafik üzerinde göstermek istiyorum. Bu çizginin Ortalama bir insanın normal ruh halini gösterdiğini düşünün. Burası pozitif ruh hali. Burası da negatif ruh hali olsun. Bu da Ali olsun. Ali genellikle mutlu ve pozitif ruh halinde olan birisi. Hayatta herkesin yaşadığı iniş çıkışları o da yaşıyor. Bir işe giriyor, işten çıkarılıyor, belki de çok seveceği biriyle tanışıyor. Ama ne yaşarsa yaşasın Ruh hali bu ortalama çizgi etrafında seyrediyor. Depresif kişiler bir süre normal çizgi etrafında dolaşsalar da ruh halleri zaman zaman inanılmaz dalışlar yaparak beklenenin çok daha altına iner, çok negatif hale gelir. Şimdi de bipolar bozukluğu olan kişilere bakalım. Önce tip 1'i inceleyelim. Bunun için pembeyi kullanacağım. Bu kişiler de normal bir başlangıç yapıp zaman zaman mani Zaman zaman da depresyon dönemleri yaşarlar. Tip 2 bipolar bozukluğun izlediği seyir de hemen hemen aynıdır. Bu kişilerde normal bir şekilde başlayıp depresyon dönemlerini takip eden hipomani dönemleri geçirirler. Bu seviye hipomaniyi temsil ediyor. Pozitif ruh halinin normal pozitif ruh halinden ya da alinin normal pozitif ruh halinden daha yüksek bir seviyede tip bir bipolar bozuklukta görülen aşırı pozitif ruh halinden de daha düşük bir seviyede olduğunu görebilirsiniz. Bu arada bu grafiğin ölçeksiz bir grafik olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Birinin ruh halinin ne kadar pozitif ya da ne kadar negatif olduğunu tam olarak tabii ki gösteremez. Ama bence bu rahatsızlıkların seyirleri ve birbirleri arasındaki ilişkiyi anlamak için son derece yararlı bir grafik oldu.